Bu dersimizde de kesirde problemleri çözelim diyoruz altlar. Hazır mısınız? Başlayalım. Birlikte öğrenelim de diyor ki bir okul atıl kağıtların geri dönüşümüne katkı sağlamak için proje geliştirmiş ve bu projeyle okula 3 ay boyunca 10.000 adet kağıt toplamışlar. İlk ay kağıtların 10'da ikisini hemen ben bu 10.000'i 10 bini 10'a böleyim. Hani 10.000'i on 10'a bölmenin pratiği neydi gençler? Hemen bir sıfırı siliyordum. 1000. Sonra da 2 ile çarpayım. Hani 10'da ikisini buluyoruz. 1000 çarpı 2 eşittir ne yapar? 2000. Bu birinci ay. Hemen ikinci aya bakalım. 10'da 4'ü. Hemen ne yapıyormuşuz? 10.000'i on 10'a bölüyormuşuz. Sonra bulduğumuz 1000 ile de 4'ü çarpıyormuşuz. 4000 tane de ikinci ay kağıt toplanmış. Bana diyor ki 3. ay ne kadar kağıt toplanmış? E toplam 10.000'di zaten. 6.000'ini topladık. E 10.000'de ne yapalım gençlik? 6.000'i çıkartalım. Çıkartıyorum. Ne kalır geriye? 4.000 kalır. Sıra sizde bir de ne diyor? Ayşe 8 litre portakal suyunun 4'te 1 litrelik 20 tane bardağı doldurmak istediğinde kaç litre portakal suyu artar diyor. Şimdi 20 tane 1 bölü 4'üm var. Hemen 20 çarpı 1 bölü 4 diyelim. 20 tane 1 bölü 4'ü toplayacak değildik herhalde. Değil mi? Çarparak daha kolay bulunur. Çarpmadan önce neyi biliyoruz biz? Sadeleştirme yapılır. 4'e böl 1, 4'e böl 5. Üstü üstü çarptım. 5 kere 1, 5. 1 kere 1, 1. Yani 5 litresini bardaklara doldurdum. Benim ne kadarım var? 8 litrem. 8'de ne yaparım? Bu 5'i çıkartırım. 3 litre. Litre. Şuraya TL yazmışız litre yazan 3 litre artar diyelim. Sıra sizde 2 de 600 kilogramlık pirinç yarım kilogramlık paketlere ayrılıp pirinçlerin 250 paketi satılıyormuş. Şimdi yarım kiloluk paketlere ayıracaksan 1 kilodan 2 tane çıkar. O zaman 600 kilogramdan da 2 katı kadar çıkar. Hemen 600'ü ne yapıyormuşuz? 1 bölü 2'ye bölüyormuşuz. 1200 olduğunu biliyorsunuz ama gene de işlem yapıyı Ters çarpıyorum. 1200 tane. Bu 1200 tanesinin 250 tanesi satılmış. 1200'den ne yapacağım? 250'yi çıkartacağım. Hemen ne kalır burada? 950 tanesi kalır. İkinci soruda bir kuru yemişçi elindeki leblebilerin salı günü bu kadarını satmış. Çarşamba günü ise bu salı günü sattığının yani bunun 1 bölü 3'ü kadar yani kesrin kesir kadarı diyor. Kesrin kesir kadarı dediğinde kesirler çarpılıyor da unutmayın. O zaman ne yaparız? Bu çarşambayı bulurken hemen salı gününü önce bileşeye çevirelim. 2 kere 5 10. 14 bölü 5 çarpı 3'te 1'i kadar. Sadeleştirme yok zaten. 14 bölü 15 satmış. Salı ve çarşamba günü elindeki leblebilerin toplam kaç kilogramını sattığını diyor. Hemen öncelikle biz salımızı yazalım. Salımız neydi? Şurayı az önce çevirmiştik. 14 bölü 5. Çarşamba günü de 14 bölü 15. Hemen burayı 3 ile genişletelim. Hem yukarıya hem aşağıya çarpacağız. 3 kere 14. 42 bölü 15. Artı 14 bölü 15. Toplayalım canlar bunu. 42 14 daha 56 bölü 15. Şimdi 56 içinde 15 3 kere var. 3 kere 15 45 yapıyor çünkü. 11 bölü 15'i de kalıyor. Toplam bu kadar satmış. 20 lirası olan Okan parasının 4 bölü 16'sı ile defter. Şimdi 4 bölü 16 ne kadar kaba bir kesir değil mi gençler? Hemen 4'e bölelim 1. 4'e bölelim 4. 4'te 1 ile demek daha kibar. 20'nin 4'te 1'ini nasıl buluyorduk? 20'yi 4'e bölüyorduk. 4 kere 5 20. 0 0. Demek ki 5 TL deftermiş. Defter. Hemen yuvarlak için alalım. Devam ediyorum. Parasının 5'te 3'üyle ile kalem almış. Hemen 20'yi 5'e bölüp 3 ile çarpacağız. 5'te 3'ü diyor çünkü. 5'e böldüm. 4 kere 5 20. Hemen 4 ile de 3'ü çarparsam 12 liralık da kalem almış. Bunu da yuvarlak için aldım. Bu, bu benim masraflarım. 20 liram vardı. Bunun ikisi ne tuttu? 17 TL ne kadar param kalmıştır diyor. 20'den 17'yi çıkartalım. 3 lira parası kalmış. Sıra sizde 4'te modelin bu kadarı boyalıdır diyor. Boyalı olmayan kısmın yani 12 bölü 12'den 5 bölü 12'yi çıkartalım. 7 bölü 12'lik kısmın 2 bölü 7'si daha boyanmış. Hemen kesrin kesir kadarı deyince çarpılıyordu. 2 bölü 7 ile çarpalım. Sadeleştirdiğinde ne oldu? 2 bölü 12'si daha boyanmış. Boyanmış. Eh, önceki boyalı olan kısım burasıydı. Sen 2 tane daha boyadın. Kaçta kaçı boyanmış olur? 5 öncedendi. 2 de sonradan geldi. 7 bölü 12'si boyanmış olur. Birlikte öğrenelim sorusu bu sefer çok zevkli. Çünkü biraz karışık duruyor. Şimdi 10 bayan inince kalan bayan 20'ymiş. İnmeseydi 20, 10 daha 30 tane bayanmış. Hemen şu bayanın üzerine 30 yazalım. Burayı daha okumadık farz edelim. <laughs> Bir tramvaydaki yolcuların 5'te ikisi 30 yapıyor o zaman. 5 parçada ikisi 30 yapıyorsa şöyle şekil üzerinde de göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5 parçanın ikisi 30 yapıyormuş. O zaman her bir parça 15 olmaz mı? 32'ye bölerim. Bana tamamını sorduğu için bu parçaların hepsi 15 olur. O zaman 15 ile 5'i çarp 75 kişidir. Ha, bazıları da pratikten yapıyor. Bir şeyin hocam 5 ile 2'si 30'sa, 30 sa bu 30'u önce 2'ye bölerim. Bulduğum sonuçla da 5'i çarparım diyorlar. Tabii ki öyle yapılır. Sıra sizde 5. Her gün elindeki romanın bu kadarını okuyan İrem 5. günün sonunda romanın bitmesine 33 sayfa kalmış. Şimdi 5 defa 2 bölü 11 yazdığımızı farz edelim. Ne kadar yorucu değil mi? Bunu topladığımda 10 bölü 11 yapıyor. Halbuki şöyle yapsaydım 5 çarpı 2 bölü 11 ne yapar? 10 bölü 11 zaten yapardı. Heh. Kalan sayfa ne olur peki? 10 bölü 11, 11 bölü 11. Çıkartırsam 1 bölü 11'i kalandır. Bir şeyin 11'de biri neymiş zaten? 33'müş. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? 33 ile 11'i çarpacağım. 33 ile 11'i çarpalım. 1 kere 33, 33, 1 kere 33, 33 toplarsam 363 sayfaymış. Bir sayının 7'de 3'ü 15'miş. 7 parçanın 3'ü 15. O zaman biz 15'i 3'e bölersek 7 parçanın birini buluruz. 15'i 3'e böldüğümüzde ne bulduk? 5. Bu 7 parçanın 1 oldu artık. Şimdi 7'de 7'sini bulmak için de 5 ile de 7'yi ne yaparız? Çarparız. 5 kere 7 ne yapar? 35. İşte bu sayımız. Bu sayının diyor yani 35'in şimdi 5'te 2'sini bulacağız. Tam tersini yapacağız. 35'i neye böleceğiz? 5 parçaya bölüp 5 parçaya bölüp ikisini alacağız. 5'e böldüm 7 5 kere de 35. Şimdi ise 7 ile 2'yi çarpacağız. 2 kere 7 ne yapar? 14 yapar. Konu değerlendirme ilk sorusu. Sıla parasının ilk gün 5'te ikisini ikinci gün harcadığının 1 bölü ikisini harcıyor. Şimdi ilk gün zaten yazalım ilk gün 2 bölü 5. Şimdi ikinci gün dediğimizde, ikinci gün eşittir. Bu 2 bölü 5'in yarısını, yani ilk günün yarısını dediği için hemen çarpıyoruz. Sadeleştirirsem 5'te birini okumuş kitabım. Devam ediyoruz. Geriye kaçta kaçı kalmıştır? Şu okunanları bir toplayalım. 2 bölü 5, 1 bölü 5 daha. Toplarsam ne yapar? 3 bölü 5. Geriye ne kadar kaldı diyorsa tamamından çıkartırız. Yani 5 bölü 5'ten. 5'ten 3 çıkart. 2 bölü 5 olur. Kaçta kaçı diyor zaten. Sait Bey 3500 lirasının 7'de birinin 1 bölü 5'ini elektrik faturasına. Bakın burada arkadaşlar kesrin kesir kadarı. Kesrin kesir kadarı hep çarpmayla bulunur. 1 bölü 7 çarpı 1 bölü 5 ne yapar? 1 bölü 35. 30'da 5, 35'te 1'i elektrikmiş. Elektrik faturası. 3 bölü 20'sini de mutfak alışverişine vermiş. Ne kadarı kalmıştır diyor. Şimdi biz bu ilk başta elektriğe ne kadar verdiğini bulalım. 35 3500'ü 35'e bölersek 1 kere 35 35 0 şu artan sıfırları da buraya ekleyelim. Elektrik neymiş? 100 TL'ymiş. Şimdi ise 20'ye bölüp 3'ünü çarpacağız. Çünkü mutlak masrafı 3 bölü 20'ymiş. 3500'ü hemen bir 20'ye bölelim. Sıfırları sildim. 3'te 2 bir kere var. 1 kere 2 2. 5'i indirdim. 2 kere 7 14. 1 kaldı 0'ı indirdim. 5. 10 yapar. 175 ile ne yapacağız şimdi? 3'ü çarpacağız. 175 3'ü çarpalım. 3 kere 5 15 elde var. 3 kere 21 bir daha 22 elde var. 2 3 kere 1, 3 2 daha 5. 525 lira da mutfağa gitmiş. Mutfak. 525. Toplayalım canlar. 5 2 6. İşte bu kadar harcadık ama bize kalanı soruyor. Ne yapacağız? 3500'den 625'i çıkartacağız. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. 14'ten 6 çıktı 8. 2875 TL'si kalır. Bir okuldaki öğrencilerin 3 bölü 5'i matematik dersinden proje ödevi almış. Okulda matematikten proje ödevi almayan. Şimdi 5'te 3'ü aldıysa arkadaşlar 5 bölü 5'ten bu proje ödevi alanları çıkartırsam işte bu kadarı almamıştır. Almamış. E bu almayan öğrenci de kaç kişiymiş? 200. Bakın bir şeyin 5'te 2'si 200'müş. 5 parçanın 2 parçası 200'se 200 ise hemen 200'ü 2'ye bölerim 5'te 1'ini bulurum. 200'ü 2'ye böldüm ne çıkar? 100 çıkar. 100'ü de 5 ile çarparsak şayet tamamını buluruz. 100'de de 5'i çarptım. 500. Bu sınıf mevcudu. Bana neyi soruyor? Z Pardon okul mevcudu. Bana da zaten okul mevcudunu soruyormuş. Bir araba gideceği yolun 3 bölü 8'ini gittikten sonra mola veriyor. Sonra kalan yolun 1 bölü 5'ini. Öncelikle 8 bölü 8'den şu 3 bölü 8'i çıkartalım. Kalan yolu bir bulalım. 5 bölü 8 in 5'te birini daha gitmiş. Kesrin kesir kadarını gidiyor. Kesrin kesir kadarı çarpılarak bulunur. 5 bölü 8 ile 1 bölü 5'i çarpalım. Hemen ne oluyor? 5'ler birbirini götürüyor. 8'de 1 daha gidiyor. Diyor. Gidilen yollar 5 bölü 8 1 bölü 8. Toplarsam bunlar ne yapar? 6 bölü 8. E, kalanını bulmak istersen ne olur? Çıkartırım 8 bölü 8'den. 2 bölü 8 i 400'müş. Çünkü geriye kalan 400 diyor. Şimdi gençler 8'de ikisi 400 olan yolun tamamını bulmak için 400'ü önce bir 2'ye böleriz. 8'de birini buluruz. 400'ü 2'ye bölelim. Ne çıkar? Kafadan bölersiniz. 200. Bu 200'de de ne yapacaksınız? 8'de 8'ini bulmak için 8'e çarpacağız tabii. 0 0 16. Toplam yol 1600'müş. Arabanın gideceği toplam yolu soruyor zaten. 1600'dür. Furkan sınavdaki soruların 3 bölü 4'ünü doğru. 1 bölü, 5, 1 bölü 6'sını yanlış cevaplamış. Ve bu sınavda 4 soruyu boş bırakmış. Ha, demek ki kalan kısım bu şu doğruyla yanlışları bir toplayalım. Diyelim. Geriye kalan boş zaten. Hemen 3 bölü 4 artı 1 bölü 6'yı topluyoruz. Burayı 3 ile çarpayım. Burayı 2 ile çarpayım. 12'de eşitleriz. Hemen 3 kere 3 9 bölü 3 kere 4 12 artı 2 kere 1 2 bölü 2 kere 6 12 topladım. 11 bölü 12. Tamamından çıkartayım. 12 bölü 12'den yani 11 bölü 12'yi çıkartırsam 12'de 1'i. İşte bu boş. Boş olan kaç soru? 4. 12'de 1i 4'müş. Bir şeyin 12'de biri 4 ise ne yaparım? 12 ile çarparım, tamamını bulurum. Hemen 4 ile 12'yi bir çarpalım. Çarptım 48 çıktı. Kaç soruyu doğru cevaplamıştır diyor. Kaç soruyu doğru cevaplamıştı? 4'te 3'ünü. O zaman 48'i 4'e bölüyoruz. 1 kere 4 4 0 8 indirdim. 2 kere 4 8. Şimdi 12 ile de 3'ü çarpıyoruz. 36 tane doğru yapmıştır. Kilogramı 5 lira olan peynirlerden bu kadar kilogram alan bir kişi kasiyerden para üstü olarak bu kadar lira almış. Şimdi 1 kilosu 5 lira. O zaman ben hemen bu kilogramla kilo fiyatını çarpmam lazım. 5 çarpı burayı bir bileşeye çevirelim. 5 kere de 35. 2 daha. 37 bölü 5 çarptığında ne tutmuş? 37 lira tutmuş. Ama adam parayı vermiş üstü olarak 3 lira almış. Demek ki adam kasiyere kaç lira vermiş? 40 lira vermiş. Bir miktar paranın 2 bölü 5'i ile 40 kilogram portakal alınabiliyorsa bu paranın 7 bölü 10 ile kaç kilogram portakal alınabilir diyor. Şimdi öncelikle 5'te 2'si 40 kilogram yapıyormuş. Hemencecik ne yaparız arkadaşlar? 40'ı 2'ye böleriz. 40 bölü 2 20. 20 ile de 5'i çarpar tamamını buluruz. Ne oldu? 100. Şimdi ne diyor? 10'da 7'siyle. O zaman bu 100'ün hemen 10'a böleceğiz. Sonra bulduğumuz sonucu da 7 ile çarpacağız. Ne yapar? 70 kilogram Burak elindeki bilyelerden 7 bölü 9'u ile mavi diğerleri siyahtır. Burak mavi bilyelerin 10 tanesini arkadaşına veriyor. Burak'ın geriye 18 tane mavi bilyesi kalıyor. Demek ki 28 tane bilyesi varmış mavi olan., eh, bu da nedir zaten? 9'da 7'si maviydi. Demek ki 9'da 7'si 28'miş. 28'i hemen 7'ye bölüp 9'da 1'ini bulalım. 7'ye bölüm 4 kere 28 0 0. İşte bu 4 9'da 1'i. 9'da çarparsam 9'da 9'unu yani tamamını bulurum. 4 ile 9'u çarpıyorum. 36 tane tüm bilyesi var. Şimdi 7 bölü 9'u mavi ise 2 bölü 9'u siyahtır. Değil mi? O zaman 36'yı 9'a bölüp 4. 4 ile de 2'yi çarparsak 8 tanesi nedir? Siyahtır. Bir sonraki videomuzda ikinci üniteyi değerlendireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Size faydalı olduysak arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye edin. Herkese faydamız olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.